Selamünaleyküm İrfan. Aleykümselam Mehmet abi. Hayırdır abi? İrfan, bu sene de kurbanlıklar sende. Geçen sene rahat ettik İrfancığım. Bu sene de aynı şekilde halledelim inşallah. Kestin, dağıttın temiz temiz. Her şey çok güzel olmuştu. Yine öyle yapalım. Mehmet abi, ne kadar var burada? 7 kurbanlık kesilecek bu yıl. Bizim kayınbiraderler var. Bir de Ayşe teyzeyle kızın Naime. İşim biraz ağır olacak ama orada tamı tamına 35.000 lira var. Yine kurbanlıkları seçtiğinde oturur, eksik fazla hesaplaşırız. Tamamdır Mehmet abi, hallederiz. Listeyi yanıma almamışım. Kaçar kişiler, kim kaç hisse, ne kadar verdi? Buyur abla. Hepsi yazılı. Yarın listeyi getiririm. İyi günler abla. Vekaletimizi sana verdik İrfan. Hayırlısı inşallah. Allah kabul etsin şimdiden. Hülya, şu mangır bir bizde yok ya. Benim de aklım kaldı vallahi. Kasap değil, adam sanki banka. Bizim paralar da suyunu çekti, haberin olsun. Bak, bu sefer benden zırnık yok bilesin. İyice hazıra alıştın ha. Şu saksıyı biraz da sen çalıştır. Of, o paralar bizde olaydı. Bir tomar para, 35.000 ya. Kerem. Kerem, neye bakıyorsun? Paralarımıza. Aklıma bir Ali Cengiz oyunu geldi ama önce karnımızı doyuralım da kapımız çalışsın. Hadi bakalım. Çalışsın. Esinciğim hoş geldin. Gel içeri, gel gel. Hoş bulduk ablacığım. Seninki uyudu. Uyudu mu? Sağ ol Zeynep ablacığım. Geç oldu biliyorum. İş uzadı da uzadı. Kucağımdaki ne? İrfan amcası aldı. Hem bakıyorsunuz, üstüne bir de masraf. Niye zahmet ettiniz Zeynep abla? Ne masrafı, ne zahmet Allah'ını seversen. Lafı mı olur? Hem İrfan abini biliyorsun, çocuklar için ölüp bitiyor. O da bende. Ne yapalım? Bizim evimizde prenses şenlendiriyor işte. Allah büyük ablacığım. Sizin de olacak inşallah. Doktor söylemiş işte, ortada bir sorun yok. Sadece vakti saatini bekliyor. Öyle Esinciğim. Hayırlısı Allah'tan. Kahveyi de yaptım. Hadi anlat. E hadi. Bir de masaj mı yapsaydın? Başlarım senin masajına. Tamam tamam, yapma. Anlatıyorum. Kasabın çocuğunu kaçıracağız. Fitye isteyeceksin yani. Ben de dinliyorum salak gibi. Of Allah'ım. Sen kendini mafya mı sandın, pabucumun mafyası? Fidyeymiş. Herkesi ayağa kaldıralım. Polis, molis. Hanımefendi. Senin daha parlak bir fikrin varsa... Bana bırak sen. Thank you.
Hayırlı işler İrfan. Hoş geldin Mehmet abi. Buyur otur. Osman. Efendim usta. Faturaları yatır gel. Tamam usta. Geçerken de iki çay söyle. Tamam usta. Hayırlı işler. Hoş geldiniz, buyurun. Dün sizden kıyma almıştım, çok güzeldi. İyidir bizim malımız. Aynısından bir kilo daha istiyorum. Hemen. Başım. Başım. Hanımefendi. İyi misiniz? Evde kalmış. İlacım evde kalmış. İyi misiniz? Bacım. İlacım. Ya. İlacım evde kalmış. Arka sokakta ev. Hadi Mehmet. Hadi. Acele edelim. Hay Allah. Osman'ı da gönderdik ya. Abi sen olur, dükkanda kal. Taksi. İlacım. Taksi. Tamam. Taksi. Ne olur eve götürün beni. Tamam. Çok gelsin kötüyüm. Hemen götür bak. Ben beklerim. Eve gitmem. Hadi acele edin tamam mı? Hadi. Tamam abi sağ ol. Allah razı olsun. Buyurun. Geçin. Yavaş. Birinci kat. Yavaş. Evet. Sağ olun. Siz olmasaydınız... Şimdi biraz daha iyisiniz değil mi? Ben gideyim. Ama önce bir yakınınızı arayalım. Kimsem yok ki. Biraz daha bekleseydiniz. Kriz yeniden. Hayat işte. Düştüğüm hale bakın. Şu halime bakın. Size de böyle zahmet verdim. İsterseniz gidin. Hastalığınız ne? Evlendiğimiz gün trafik kazası geçirdik. Kocam öldü. 2 ay sonra da annemle babamı kaybettim. Başınız sağ olsun. Ağır depresyona girmişim. Doktor panik atak diyor ama bence değil. Kriz geldiğinde nefes alamıyorum. Gerçekten ölecekmiş gibi oluyorum. Evlenirken ne hayaller kurmuştum. Annem yanımda, babam yanımda. Şimdi böyle tek başıma sap gibi ortada. Çoluk yok. Çocuk yok. Tek başıma. Böyle bir başıma ölüp gideceğim. Merak etmeyin. Bir ihtiyacınız, bir sıkıntınız olursa, önemli bir şey olursa telefonum burada, ararsınız. Tamam mı? Sağ ol. Hadi geçmiş olsun. Hülya, vallahi de billahi de sen şeytansın. Şş, yavaş. Belki kapıdadır. Merak etme, gitti Sazan. Sana kalsak açlıktan öleceğiz. Thank you.
Oğlum benim biraz işim var. Sen dükkanı kapatırsın. Çıkmadan da mutlaka paspas yap. Tamam usta. Hadi kolay gelsin. Sağ ol usta. Efendim. Tanıyamadım. Ha Hülya Hanım. Tamam tamam kusura bakmayın. Buyurun. Tamam ben şimdi geliyorum. Tabii ya. Yediğin bir şey mi dokundu? Soğuk su içmiştim. Midemi üşüttüm herhalde. İstersen İrfan abi gelene kadar bekleyelim. Yok yok. Ilık ballı bir su içerim. Birazdan geçer. Peki tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler. Nerede kaldı? Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ne zahmet ettiniz. Ayakta kaldınız. Buyurun. Geç oldu girmeyeyim. Ah başım. Hülya Hanım iyi misiniz? Bugün iyice perişan oldum. Keşke daha önce arasaydınız. Telefonla öyle konuşunca çırağı gönderirdim. Sağ olun. Şimdi daha iyiyim. Bu böyle olmaz. Bir çaresine bakmak lazım. Bütün gün bir şey yemedim deyince çiğ kıymayla olmaz dedim. Atıştırırsınız diye. Sizi de sıkıntıya soktum. Estağfurullah. Çoluğunuz çocuğunuz evde yolunuzu gözlüyordur. Benim çocuğum yok. Yok mu? Yok. Hayata bak. Demek senin de çocuğun yok ha? Ben bir çocuğum olsun diye canımı verebilirdim. İrfan. İrfan. Senin bir sıkıntın mı var? Yok yok, iş güç. Üç günlük dünya işte. En büyük sevgiden mahrum göçüp gideceğiz. Neye yarayacak? Meyvesiz, boşu boşuna bir hayat. İrfan, istersen konuş, rahatlarsın.
Bak, hiç iyi görünmüyorsun. Ne sıktı canını? Konuş işte. Zeynep, müsaade et biraz. Kafamı toplayayım ya. Sen git yat, ben iyiyim. Annem yanımda, babam yanımda. Şimdi böyle tek başıma sap gibi ortada. Çoluk yok, çocuk yok. Tek başıma. Böyle, böyle bir başıma ölüp gideceğim. Hoş geldin usta. Sadece birkaç gün. Ustam nereye? İşim var. Ne o? Ustana hesap mı soruyorsun? Yok usta. O zaman işine bak. Hayda. Ne yaptım ben şimdi? Hayırlı işler Osman. Sağ ol yenge, hoş geldin. İrfan yok mu? Yok. Biraz önce çıktı yenge. Nereye gitti? Vallahi bilmiyorum yenge, söylemedi. Bu aralar bir sıkıntısı var ustamın ama... Yani dükkanda fazla da kalmıyor. Tatil yüzünden işler de kesat zaten. Yani ben de şaşırdım kaldım yenge. Morel'in yerine gelsin istedim. Rahmetlik anam babam bile beni bu kadar düşünmemişti. Sağ ol. İyi ki varsın. Sen olmasan ne yapardım? O kadar yardımın dokundu ki. Çok iyisin. Memlekette babamdan kalma bir arsa vardı. Mahkemelik. Bugün yarın o mesele çözülecek. Elim rahatlayacak. O zaman... Karşılık bekleyen mi var? İçimden geldiği için. Hem zaten başımda bir sürü daha sıkıntı var. Eski evin kirasını, faturalarını ödeyememiştim. İcralık olduk. Bugün yarın icracılar gelirler. Ne kadardı? Yok yok, halledeceğim ben. Gelirlerse bir yerlerden borç bulacağım. Çok zevklisin. Zevkine bayıldım. Bunu hemen denemem lazım. 2 dakikaya geliyorum. Gerizekalı şimdi buraya girecek. Sana bugün toz ol demedim mi? Gir dolaba hadi. Allah'ım ya. İrfan Bey. İrfan Bey. Efendim. Yardım eder misiniz? Tabii geliyorum. İrfan Bey.
fermuarı çekemedim de takılı kaldı galiba. Tamam, oldu galiba. Nasıl oldu? Güle güle git, çok güzel oldu. Çok sağ olun. Niçin? Her şey, ama her şey için. Düşünsene, sen de, ben de çocuğumuz yok diye kahroluyoruz. Bir çocuğumuz olsa, ikimizin çocuğu. Ha? Ben bugün biraz erken çıkabilir miyim? Tamam Osman, ben hallederim. Nasıldı bugün iş? Siftah yapamadık desem yeridir usta. Yapma ya. Tamam sen git. Peki. İrfan, bu halin hal değil. Bu vaziyetin sebebi o kadın mı? Mehmet abi, çocuk muyum ben? Karışma Allah'ını seversen ya. Bir şey demiyorum diye. Allah Allah. Esin, bekle bekle geliyorum. Tamam. Ne oldu abla, hayırdır? Gel gel, anlatacağım. Hayırdır abla? Canım galiba. Söylesene abla. Yoksa? Evet, galiba hamileyim. Abla doktora gittin mi? Cesaretimi daha toplayamadım Esin. Ama eczaneden test aldım. Pozitif çıktı. Ay canım, çok mutluyum. Tebrikler. Oh, çok şükür Allah'ıma. Çok sevindim abla. İrfan abime söyledin mi? Yok yok, sakın. Hele bir dur. Birkaç gün daha bekleyip doktora gideceğim. İyice emin olalım. Sonra öteki gibi olsun istemiyorum. Çok güzel bir haber bu. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlandım şimdi. Bir de gözümün önünde. Allah belanızı versin sizin. Ne o? Paraları yerken gülüm balım. Anam mısın, babam mısın, kocam mısın? Nesin ha? İşine gelmiyorsa kapı orada. Sanki keyfimizden girdik adamın koynuna. İcra yalanını uydurdum ya. Birazdan 10.000 lira geliyor. Ne o? Parayı duyunca ağzının suyu aktı. Ya...
Vay ben senin kalıbına. Şu hale bak. Allah'ım, Allah'ım. Allah'ım, ne olur Allah'ım. Sen büyüksün. Yarın. Yarın güzel haber inşallah. Şu arsanın işi çözülsün hemen. Acelesi yok. Sen önce işini hallet. Çok sağ ol. Girsene içeri. Yok yok, geç oldu. Hem bu aralar evden çıkmaz oldum. Lafı mı olur? Artık burası senin de evin. İyi akşamlar. Sana da. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yeni takım almışsın. Güle güle giy. İşle ilgili. Önemli bir görüşme vardı da. Sofrayı hazırlayayım mı? Yok, istemem. Yedim ben. Parfüm mü? Bu kadın kokusu. İrfan yok mu? Biraz önce çıktı yenge. Nereye gitti? Vallahi bilmiyorum, yenge söylemedi. Bu aralar bir sıkıntısı var ustamın ama... Yani dükkanda fazla da kalmıyor. Tatil yüzünden işler de kesat zaten. Yani ben de şaşırdım kaldım yenge. Yok canım, aklıma neler getiriyorum böyle. Zavallının günahına girdim. Hem çocuğumuz da yok. Şu bizim usta değil mi ya? Kendi kendine konuşuyor. Kurban paraları da suyunu çekmek üzere. Neyse, arsa işi var, inşallah çözülür. Usta, usta! Usta nereye? Canım ne zaman geçtim ben ya? Kafa bir dünya. İşler nasıl? Aynı be usta. Buyur. Şu kaçak et satmaya gelen toptancı vardı ya. Evet usta. Geldiğinde haberim olsun. Ha? Artık eti onlardan alacağız. Ne bakıyorsun nasıl öyle? Av al al. Batıyoruz oğlum işte, görüyorsun. Allah Allah. Şükürler olsun Allah'ım. İrfan sevinçten havalara uçacak. Zeynep teyze. Efendim? Çocuğun olunca artık beni sevmeyecek misin? Sevmez miyim hiç? Hem sen abla olacaksın, o da senin kardeşin. Aç bakalım ağzını. Şöyle güzel bir çikolatalı pasta yiyelim, olur mu? Olur. Hadi şunu da ye. Çikolatalı pastayı hak et bakalım. Hadi bakalım.
Al bakalım. Kurbanlıkların parası da suyunu çekti. Ne yapalım? Gün doğmadan neler doğar? Çok sevinecek, çok şaşıracak. Duyuyor musun? Neyi? Bizi harcayın diyorlar. Kes sevzekliği. Bu işin suyu çıkmadan bir an önce bu mahalleden tüymek lazım. Kız sende de ne çekim gücü varmış. Adamın aklını başından aldın. Neyse boş ver şunu, hadi çıkalım. Olmaz. İrfan gelecek. Sürpriz yapacakmış. Ne sürprizi ya? Lan. Saklan saklan, hadi saklan. İrfan, hoş geldin. Nasılsın Hülya? İyiyim. Buyur. Hülya. Bak şimdi. Şimdi bu, sonra da yüzük. Alyans yani. Benimle evlenir misin Hülya? Ya tamam, bakma öyle. Biliyorum evliyim ama en kısa zamanda boşanacağım. O iş bitti. Bana zaman ver. Lütfen. Aman Osman, beklesin beni. Sen otur, bir çay söyle, ben hemen geliyorum. Hülya, adam gibi bir evlenme teklifi yapamadım ben sana. Ama gitmem lazım. Yarım saate gelirim. Sen beni bekle lütfen. Dönünce konuşuruz, olur mu? Keriz gördüm, böylesini görmedim. Bir hastalık numarasına tab oldu salak. Lan tam sazanmış bu ya. Şuna bak, evlenme teklifi ha. Keriz ya. Yayılma, yayılma. Bir an önce toz alalım buradan. Yoksa dangalak ciddi ciddi beni kapatması yapacak. Ay şu düştüğüm hale bak, inanamıyorum. 3 kuruş para için adamın kapatması olacağım. Hemen buradan gitmemiz gerekiyor. Bunların hepsini bana mı aldın? Moralin yerine gelsin istedim. Rahmetlik anam babam bile beni bu kadar düşünmemişti. Sağ ol. İyi ki varsın. Şu arsanın işi çözülsün hemen. Acelesi yok. Sen önce işini hallet. Çok sağ ol. Nasıl oldu? Güle güle. Çok güzel oldu. Çok sağ olun. Niçin? Her şey, ama her şey için. Bak şimdi. Şimdi bu, sonra da yüzük. Alyans yani. Benimle evlenir misin?
hiçbir şey yaptığın yok. Kapatma alıyorum burada. Kapatması yapacak. Kapatması. Aç lan kapıyı. Lan ne oluyor ya? Burada. Aç lan. Dur. Aç lan dedim sana. Aç lan. Aç kapıyı. Bana oyun oynadın ha. Bana oyun oynadın. Ailemden ettin. Bütün paramı verdim lan sana. Paramı verdim. Geberteceğim lan aç. Daha 5 dakika önce sana evlenme teklif ettim ulan. Hani lan çocuk istiyordun? Hani lan seviyordun? Aç lan kapıyı. Ne yapacağız? Aç. Kapı. Gitmeyecek bu adam. Geberteceğim lan seni. Aç lan aç. Demek çocuk istiyordun. Hani lan çaresizlik kapı. Vicdansız. Zeynep. Zeynep ben... Zeynep! 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 Sakın konuşma! Tek laf etme! Ahlaksızsın sen, ahlaksız! Her şeyi duydum, kulaklarımla duydum! Demek başka kadına evleneceksiniz, çocuk yapacaksınız! Anlamalıydım, anlamalıydım Allah'ım! Sana hangi haberle geldim? Allah senin kahretsin şey yaptığına bak. Zeynep. Ben hamileyim İrfan. Hamileyim. Duydun mu hamileyim? Müjde verecektim. Olana bak. Yaptığına bak. Ahlaksız. Ahlaksız şey yaptığına bak. Bitti. Yemin olsun her şey bitti. Artık beni unut. Çocuğumu unut. Bir daha asla yüzümü görmeyeceksin. Bizim için yoksun sen. Yoksun. Zeynep. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.